Ama bugün e, şunu da belirtmek istiyorum. Bu da önemli. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2017 yılını yılının temasını kadınla diyabet olarak belirledi. Çünkü dünyada e, 199 milyonun üzerinde diyabetli kadın bulunmaktaymış. Of, of, of Bu sayının da 2040 yılına kadar 313 milyona yükseleceği tahmin ediliyormuş. Çok yüksek bir rakam. Türkiye'de 2011 yılında bakanlıkça bir araştırma yapılıyor. Efendim aslında ortamı, ortalama olarak %10'umuz diyabetliyiz. Ee, ağız kuruluğu, çok su içmek, sık idrara çıkmak, iştah artışı, halsizlik, yorgunluk, görme bulanıklığı, diyabetin belirtileri arasında. Bir de kilo. Ee, i̇ştah artışı. Ee, ve efendim Tip 2 diyabetten korunma yolları var. Bunlar biliyorsunuz tip tip ama tip 2 diyabet bizim korunabileceğimiz bir diyabet. Ee, yakalan ya, Yakalansak bile şöyle bir şey okudum. Di, tip 2 diyabete yakalanlar eğer 3 ay boyunca 600 kaloriyle beslenebilirlerse tip 2 diyabetten kurtulabiliyormuş. Yani az yiyeceğiz, <laughs> az <da>, yiyeceğiz, <laughs> düzenleyeceğiz. Çok yaşayın efendim. Tip 2 diyabetten korunma yollarını da Sağlık Bakanlığı sağlıklı ve dengeli beslenin, hareket edin, fazla kilolardan kurtulun, stresten uzak durun, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakın, yeterli ve düzenli uyuyun, sağlık kontrollerinizi düzenli yapın diyerek korunma yollarını açıklamış. Bugün yakamıza takmamız için bize bir de şey gönderdiler. Ee, yaka rozetleri de gönderdiler. Evet. Diyabetin farkında ol etik ee, efendim şimdi sizlere de dağıtacağım. Yakanıza takarsanız şöyle göstereyim. Diyabetin farkında olalım ve diyabetten korunalım. Sağlık Bakanlığı'na da teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların artmasını da diliyoruz. Şimdi belki bugün bile birisi eğer ya ben de gideyim şu şekerime baktırayım. Şöyle ikide yürüyeyim derse kar kardır. E, hepinize az sonra vereceğim efendim. Bitireyim mi alın efendim? Yok çok teşekkür ediyorum. O Sağ olun. O zaman siz bitirin şuraya ya. Ben tabii ben <laughs> <çıkardım. gülüyor> Ya sen çok tatlısın valla. <laughs> Takayım mı diyor yok diyor. O zaman <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Evet efendim diyabetin farkında olalım. Bu anlatıkların evet. hepsi de bende var. Gerçekten yani. He? Baktınız mı sizde? Yani şey var. Hani korunma yolları diyor ya sağlıklı ve dengeli beslenin. Ne yedim ben sabahtan beri? Hiç abuk sabuk şeyler yedim. Ne yediğini bile bilmiyorsun bak. Ya hocam çubuk kreker yedim. Yani sabah ondan sonra bir de e, kolalı bir içecek içtim. Aa, Yediğim o. An, bir de biraz Olmadı. da şeker alayım diye böyle şekerli bir sakız çiğniyorum arada. Yediğim bu. Hareket edin. Ya hareket <laughs> ediyorum ediyorum fakat hiçbir faydası olmuyor. Mayaydı. Biraz hareket etmeye çalışıyorum. 3-5... Fazla kilolardan kurtulun. Anacığım kurtulacağım ama. Şimdi izleyicilerim çikolata getiriyorlar. Ben de onları kırmamak için yiyorum. Kilolardan kurtulamıyorum. Stresten uzak durun. Hiç bana göre bir şey değil. Alkol yok Allah'tan. Bir tanesi yapma. Yeterli ve düzenli uyuyun. Ben çocukluğumdan beri en fazla 4 ya da 5 saat uyurum. Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın. Onu da yaptırmıyoruz. Anca e, ölmek üzereyken gidiyoruz o Yani rezalet bir durumdayım yani. Gerçekten hiç medeni bir insanın e, ...yapmayacağı şeyleri yapıyorum. Sağlık kontrollerimi de düzenli yaptırmıyorum. Hiç medenice değil yani. O yüzden siz hocanın dediğini yapın. <gülüyor> 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 Neyse devamını getirmeyeyim. Siz Sağlık Bakanlığı'nın dediğini yapın efendim. Evet. Hepimiz yapalım. E, Valla ömür artık 110-120 yıla kadar e, uzayabilir diye şeyler var. 90'a çıktı yaş ortalaması. Yani ve 110 120'yi uzatmaya çalışıyorlar. Ama tabii 110 120 yaşında böyle hiçbir şeyden habersiz e, yataklarda yatmak değil tabii hedefimiz. Yani o yaşa da olabildiğince sağlıklı girebilmek, hareketli girebilmek.